Kadınların yaşamındaki önemli bir döneme işaret eden menopoz, sadece üreme fonksiyonlarının sonlanması değil, birçok sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Dahası da var, ülkeler için milyarlarca dolar kayıp anlamına geliyor. İşte bu maliyet için bilim dünyasının umudu bir hormon. Anlatalım. Üreme sağlığı üzerine yapılan araştırmalar, yıllarca doğurganlık üzerine yoğunlaşsa da, bilim dünyası son dönemlerde araştırma alanlarını genişletme imkanı buldu. Yumurtalıkların işlevini kaybetmesi demek, yani menopoz, vücuttaki hemen hemen her dokuyla iletişim kuran kimyasal kokteylin pompalanmasının durması anlamına geliyor. Beyinden kaslara ve kemiklerden cilde kadar her şey bundan etkileniyor. Tabii ciddi sağlık sorunları anlamına da geliyor. Örneğin kadınlarda kalp damar sağlık sorunları bu menopozla birlikte büyük risk oluşturuyor. Ülkelere maliyeti ise inanılmaz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde menopoz 1.8 milyar dolarlık iş kaybına ve 26 milyar dolardan fazla tıbbi maliyet sebep oluyor. Menopoz 45 ile 55 yaş arasında, yani kadınların iş gücünde en yoğun olduğu yıllara denk geliyor. Bu da maliyetin hesaplanamayan boyutlarının olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları bu maliyeti düşürmek için menopozun nasıl geciktirilebileceği üzerinde çalışıyor. Massachusetts General Hospital'la yürütülen bir çalışma bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Yumurtalık fonksiyonlarını düzenleyen anti-müleryan hormonu kullanarak yapılan bu araştırmada umut veren sonuçlar çıktı. Yumurtalık kanseri tedavileri üzerinde yapılan çalışmalarda bu hormonun potansiyelini fark eden bilim insanları menopozu da geciktirebileceğine dair veriler elde etti. Bu hormonu enjeksiyonu yapılan farelerde yumurtalıkların yenilendiği, hatta bu farelerin yumurtalıklarının yeni doğmuş farelerin yumurtalıklarına benzediği tespit edildi. Anti-müleryan hormonu benzer şekilde insanlarda menopozu geciktirmek için kullanılabilecek. Bu başarılırsa menopozun milyarlarca dolarlık maliyeti azaltılacak ve doğurganlık yaşı da uzayacak.